Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Estaizu billah. Rabbi şirahli sadri ve yessirli emri ve hlulukleten min lisani yefkahu kavli. Allahümme enfa'ni bima allemteni ve allimni ma yenfe'uni ve zidni ilmen. Elhamdu ala kulli halim ve euzu billahi min halin ehlin nar. Amin. Allahümme amin. Selamünaleyküm arkadaşlar. Sözler Risalesi okumalarımıza 10. sözden Nam-ı Diyar'la Haşr Risalesi'nden devam ediyoruz. Birkaç gün ara verdik. Normalde vermediğimiz kadar uzun bir ara verdik. Ben biraz yazılarımın üstüne düştüm. Ama o kopukluğu telafi etmek için bugün buradayız. 10. sözde 10. hakikate gelmiştik. 10. hakikat ne hakkında hatırlarsak hemen o başındaki manşet cümleyi okuyalım. 10. hakikat bab-ı hikmet, inayet, rahmet, adalettir. Bab-ı hikmet, inayet, rahmet, adalettir. İsmi Hakim, Kerim, Adil, Rahim'in cilvesidir. İsmi Hakim, Kerim, Adil, Rahim'in cilvesidir. Yani biz bu hakikat boyunca kainata bu oluşların kapısından hangi oluşların? Hikmet, inayet, rahmet, adalet okuması yaptırır oluşların kapısından bakacağız, eşiğinden bakacağız, perspektifinden bakacağız. Ve nereye ulaşmaya çalışacağız onlardan? İsmi Hakim, Cenab-ı Hakk'ın her şeyi hikmetle yarattığını haber veren ismine. İsmi Kerim, Cenab-ı Hakk'ın çokça nimet veren, çokça ihsanda bulunan, cömert olan olduğunu haber veren Kerim ismine. İsmi Adil, zaten manası zahir. Adaletini Cenab-ı Hakk'ın anlamaya çalışacağız. 3, 4 de ismi Rahim. Yani Cenab-ı Hakk'ın daha has, daha özel, daha ehadi okunuşlara sahip rahmetini göreceğiz. Buralardan sonra da Cenab-ı Hakk'ın esmasına varmaya çalışacağız. Bunları niye yapıyoruz? Çünkü Haşr Risalesi'nin genel metodu önce eşyadan Cenab-ı Hakk'ın esmasına ulaşmak, eşyadaki oluşlardan onların haber verdiği isimlere ulaşmak, o yönleriyle Cenab-ı Hakk'ın kainat için olmazsa olmazlığını, vacibül vücutluğunu ortaya koymak, sonra da o vacibül vücutluk üzerinden haşrin olmazsa olmazlığını bize haber vermek. Haşr Risalesi böyle bir yöntem üzerine çalışıyor. Elhamdülillah biz de bunu tefekkür ede ede 10. hakikatin artık içindeyiz. Hem de bir miktar ilerledik. Bir sayfasını okuduk neredeyse. Başlamadan önce 10. hakikate yine en başa dönelim. Teberrüken ayeti bir hatırlayalım. Ayetleri bir hatırlayalım. 10. söz hangi güzel adımlarla bizi kainat okumasına davet etmişti? Haşr ayetlerini İlk hangi ayetle bize okutmaya başlamıştı, ayetlerle bize okutmaya başlamıştı, onu bir hatırlayalım. Estağfirullah. 10. söz, ilk ayeti Bismillahirrahmanirrahim. 2. ayet ise, فَنْظُرْ اِلَى اَثَارِ رَحْمَةِ اللّٰهِ كَيْفَ يُحْيِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا اِنَّ ذَٰلِكَ لَمُحْيِ الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْنْ قَدِيرٍ Rum suresinin 50. ayeti bu. Rum suresinin 50. ayeti. Kısa bir mealini söz basım şu şekilde vermiş. Şimdi bak Allah'ın rahmet eserlerine, yeryüzünü ölümün ardından nasıl diriltiyor. Bunu yapan elbette ölüleri de öylece diriltecektir. O her şeye hakkıyla kadirdir. Bu ayet-i kerime Risale boyunca yani Haşr Risalesi boyunca bizim neyimiz? Metodumuz, perspektifimiz. Aslında o hakikatlerin başındaki cümleler de bu ayetten mülhem. Nasıl oluyor? İşte bu ayet-i kerime bize diyor ki, bab-ı rahmet kudrettir, ismi Rahman ve Kadir'in cilvesidir diyor. Bahara'ya bakarken de, haşre oradan deliller çıkarırken de bize bu iki isimle okuma yaptırıyor. Ne diyor? Cenab-ı Hakk'ın bahardaki oluşları gerektiren rahmeti. Cenab-ı Hak ne mecbur edebilir yaratmaya? O tekrar varlığı varlığa çağırıyorsa, hayata çağırıyorsa, yaratılışa çağırıyorsa elbette bu onun ancak rahmetiyle açıklanır.
cömertliğiyle, keremiyle açıklanır. Yine o rahmet iktiza eder ki insan türü de kendi baharına uğrasın, kışında kalmasın, hiçinde kalmasın, ne diyelim, oluşu tanıyıp ölüp o ölümde ebedi kalmasın. Cenab-ı Hakk'ın baharı gerektiren rahmeti bunu da gerektirir diye haber verdi. İkincisi, evet gerektirir ama bakalım imkan var mı? İşte kudret de yine bahar üzerinden bize diyor ki, baharda bir değil, on değil, yüz değil, yüz bin değil, milyon değil, belki daha fazla türü varlık sahasına çağıran Allah, tekrar birkaç gün zarfında hayatlandıran Allah, elbette onun kudreti imkan verir ki bir tanecik tür, bir insan türünü tekrar varlığa çağırsın yani. Ne güçlüğü var onun kudreti açısından diye bize hem muktazi hem kudret penceresinden seyrettiriyor olayı. Üstad Hazretleri de bu ayet-i kerimenin formülünün içine diğer Esma-ül Hüsna'yı koyarak farklı farklı suretlerde, işaretlerde ve en sonunda hakikatlerde haşrın olmazsa olmazlığını, bir Allah, daha doğrusu bir kainat varsa bir Allah, bir Allah varsa bir haşrın mutlaka olması gerektiğini bu şekilde bize öğretti. Şimdi gelelim 10. hakikatte okuyacağımız kısma. Şeyi okumayacağız, ders yaptığımız kısımları okumayacağız. Şu sondaki paragraftan orayı da okumayalım çünkü yaptık orayı da. Hayrı mutlaktan hayır gelir diye başlayan paragraftan okuyalım. Burası söz basım külliyatın mizampajına göre, yani sayfa 6 sözlüklü bu çalışmaya göre 130. sayfa. Sözler Risalesi'nin 130. sayfasındayız söz basıma göre. Hayrı mutlaktan hayır gelir cümlesiyle başlayacağız okumaya o kısımdan. 1, 2, 3. Üçüncü paragraf zaten uzun. Onu da okuduktan sonra elhasıl var zaten. Evet, elhasılda bir mola vermek yerinde olur. Güzel denk geldi. Elhasıla kadar okuyacağız. Ondan sonra dönüp ince tefekkürünü yapmaya çalışacağız. Cenab-ı Hak dilenciliğimiz hakkı için, onun da cömertliğinin hakkı için kabımızı boş çevirmesin. Bismillah. Hayrı mutlaktan hayır gelir. Hayrı mutlaktan hayır gelir. Cemili mutlaktan güzellik gelir. Hakimi mutlaktan abes bir şey gelmez. Evet, her kim fikren tarihe binip mazi cihetine gitse, şu zamanı hazırda gördüğümüz menzili dünya, meydanı iptila, meşheri eşya gibi seneler adedince vefat etmiş menziller, meydanlar, meşherler, alemler görecek. Suretçe, keyfiyetçe, birbirinden ayrı oldukları halde, intizamca, acayipçe, saniyin kudret ve hikmetini göstermekçe birbirine benzer. Hem görecek ki, o sebatsız menzillerde, o devamsız meydanlarda, o bekasız meşherlerde, o kadar bahir bir hikmetin intizamatı, o derece zahir bir inayetin işaratı, o mertebe kahir bir adaletin emaratı, o derece vasi bir merhametin semeratını görecek. Basiretsiz olmamak şartıyla yakinen bilecek ki, o hikmetten daha ekmel bir hikmet olamaz. Ve o asarı görünen inayetten daha ecmel bir inayet kabil değil. Ve o emaratı görünen adaletten daha ecel bir adalet yoktur. Ve o semaratı görünen merhametten daha eşmel bir merhamet tasavvur edilemez. Eğer farz muhal olarak şu işleri çeviren, şu misafirleri ve misafirhaneleri değiştiren Sultan-ı Sermedi'nin daire-i memleketinde daimi menziller, âli mekanlar, sabit makamlar, baki meskenler, mukim ahali, mes'ud ibadı bulunmazsa, ziya, hava, su, toprak gibi kuvvetli ve şumullü dört anasır-ı maneviye olan hikmet, adalet, İnayet, merhametin hakikatlerini nefyetmek ve o anasır-ı zahiriye gibi görünen vücutlarını inkar etmek lazım gelir.
Çünkü şu bekasız dünya ve mafiha onların tam hakikatlerine mazhar olamadığı malumdur. Eğer başka yerde dahi onlara tam mazhar olacak mekan bulunmazsa, o vakit gündüzü dolduran ziyayı gördüğü halde güneşin vücudunu inkar etmek derecesinde bir divanelikle, şu her şeyde bulunan gözümüz önündeki hikmeti inkar etmek, şu nefsimizde ve ekser eşyada her vakit müşahede ettiğimiz inayeti inkar etmek ve şu pek kuvvetli emaratı görünen adaleti inkar etmek ve şu her yerde gördüğümüz merhameti inkar etmek lazım geldiği gibi, şu kainatta gördüğümüz icraat-ı hakimane ve ef'al-i kerimane ve ihsanat-ı rahimenin sahibini, haşa, sümme haşa, sefih bir oyuncu, gaddar bir zalim olduğunu kabul etmek lazım gelir ki, nihayetsiz muhal bir inkılab-ı hakayıktır. Hatta her şeyin vücudunu ve kendi nefsinin vücudunu inkar eden ahmak sofesailer dahi bunun tasavvuruna kolay kolay yanaşamazlar. Evet, metin burada bitiyor ancak bir haşiye var. O haşiyeyi de okuyayım. Haşiye, evet, adalet iki şıktır. Biri müsbet, diğeri menfidir. Müsbet ise hak sahibine hakkını vermektir. Şu kısım adalet, bu dünyada bedahet derecesinde ihatası vardır. Çünkü üçüncü hakikatte ispat edildiği gibi, her şeyin istidat lisanıyla ve ihtiyacı fıtri lisanıyla ve ızdırar lisanıyla Fatır-ı Zülcelal'den istediği bütün matlubatını ve vücut ve hayatına lazım olan bütün hukukunu mahsus mizanlarla, muayyen ölçülerle bir müşahede veriyor. Demek adaletin şu kısmı, vücut ve hayat derecesinde kat'i vardır. İkinci kısım menfidir ki, haksızları terbiye etmektir. Yani haksızların hakkını tazip ve tecziye ile veriyor. Şu şık ise çenden tamamıyla şu dünyada tezahür etmiyor. Fakat o hakikatin vücudunu ihsas edecek bir surette hadsiz işaret ve emarat vardır. Ez cümle kavmi Ad ve Semud'dan tut, ta şu zamanın mütemerrit kavimlerine kadar gelen sille-i teedip ve teziyane tazip, gayet âli bir adaletin hükümran olduğunu hadsi kat'i ile gösteriyor. Dedik ve böylece okuyacağımız metni bitirmiş olduk. Şimdi ince tefekküre başlıyoruz. İnce tefekkür deyince çok böyle iddialı gibi geliyor. Aslında yapabildiğimiz metnin biraz böyle kendi cümlelerimizle ne anladığımızı anlatmak, yani fazlası değil. Şimdi diyor ki hayrı mutlaktan hayır gelir. Bu bana bu cümle yani şeyi hatırlatıyor. Birinci sözün başındaki cümleyi. Bismillah her hayrın başıdır diyordu orada. Sanki bu cümle de onunla tamamlanıyor. Bismillah her hayrın başıdır. Hayrı mutlaktan da hayır gelir. Cenab-ı Hakk'ı nasıl biliyoruz? İşin özü o. Bizim oluşlara da, tevekkülümüze de, sabrımıza da, yaşadığımız herhangi hadise, herhangi bir şey, ona da bakışımızı en ince detayından en büyük resme kadar etkileyen bir şey bu. Ya Cenab-ı Hakk hakkında fikrimiz nedir ya? Bizi yaratan Allah, her şeyi yaratan Allah. Müslümanız biz, tevhide iman ediyoruz. Bu Allah nasıl bir Allah'tır? Nice eyler, nasıl eyler, ne eyler? İşte onu böyle bir tam ondan emin olmamız lazım. Çünkü onunla itikadımız şekilleniyor. Ebu Bekir Sifil Hoca'nın çokça dikkat çektiği bir şeydir. Yani ehli bidanın veya işte bidası küfür seviyesine varmış, artık ehli küfür seviyesine gelmiş bir insanın Allah tasavvuruna baktığınız zaman diyor, yani o tasavvurdaki eksiklerden, sorunlardan çıkarırsınız itikadındaki arızayı. Zaten Allah tasavvurundaki hatadır ki itikadına böyle yansımıştır. İşte mesela Allah'ı her şeyi bilmez biliyorsa, o zaman kadere iman etmez mesela.
Allah mahlukatıyla konuşur, kelam isminin sıfatının sahibidir diye bilmiyorsa, eğer öyle iman etmiyorsa mesela, onda sorunları varsa, ya Allah hiç kullarıyla konuşur mu falan filan diye, Allah'ın büyüklüğünü öyle bir şeyde arıyorsa, sessizlikte arıyorsa, haşa, o zaman ne yapar? Peygamberleri inkar eder. Vahyi inkar eder, kitapları inkar eder mesela. Oradaki hatasıdır aslında buradaki arızaya sebep veren. Ve neden mesela bize sadece Allah'a iman yetmiyor? Çünkü itikadın diğer umdeleri Allah'a imanımızın ne kadar sağlıklı, sağlam olduğunu bize söylüyor. Adam Allah'a inanıyor. Çok güzel, deist ama diyor ki ahiret yok, hesap yok. Allah bizimle çok da ilgilenmiyor zaten diyor. Oldu mu bu Allah inancı? Bu Müslümanların Allah'ı mı? Haşa. Müslümanların Allah'ı her an yaratmada. Dolayısıyla her an ilgide. İmtihanda insanoğlu her an. Bütün bu şeyler bize gösteriyor ki yani bu oluşlarla alakasını kesmiş, onları boş vermiş, haşa, bir ilahla muhatap değiliz. Bizim Allah'ımız bizim her anımızla ilgili, her anımızda istikamette olmamızı istiyor ki şeriatıyla da bildirmiş yani. Hangisi doğrudur, hangisi yanlıştır. İlgilenmese niye bildirsin? Yani biz Müslümanlar olarak nasıl bir Allah'a iman ediyoruz? İşte itikadımızın diğer parçaları o Allah tasavvurumuzu düzeltiyor. Veya Allah tasavvurumuz düzgün ise itikadımız onunla zaten böyle bir ağacın dalları gibi neşü nema buluyor. Evet diyorsun, bu ağacın böyle bir gövdenin üstünde bu dal olmalıydı. Bu dalın üstünde şöyle bir ikinci küçük ince dal olmalıydı. Onda böyle bir yaprak olmalıydı. Şeriatın hiçbir parçası bize arızalı, sıkıntılı olma, ya bu niye var falan gelmiyor yani. Sahih bir iman sahibi olursak, sahih bir Allah tefekkürüne sahip olursak, itikadımız konusunda sağlam bilgiye sahip olursak, şeriatın hiçbir cüzü, hiçbir uygulaması, ceza olsun, mükafat olsun, onu haber veren olsun, şunu haber veren olsun, bize tuhaf, garip, ya bu zamanda olur mu falan gelmez yani. Geliyorsa adres belli, o tarafta bir arıza var. İşte bugünkü tartıştığımız meseleler. Ya tesettür İslam'da olur mu, kadın eve hapsediyor falan filan. Sen nasıl biliyorsun o Allah'ı? Nasıl biliyorsun onun dinini? Yani bir Müslüman şunda bir acaba yaşıyor mu? Ya İslamiyet kadın erkek ilişkilerinde hassas bir din kardeşim. Bizim Allah'ımız da bu noktada fazla, ne diyelim, kimin eli kimin cebinde, Brezilya dizisi gibi, arkası yarınlar gibi bir hayat yaşansın istemiyor değil mi? O gavurların yaşadıkları gibi, dizilerinde, filmlerinde bize öğrettikleri gibi, artık bizim de böyle kanıksadığımız, normalleştirdiğimiz, Allah muhafaza eylesin gençlerimizi gibi bir hayat istemiyor. Bu çok belli yani. Şeriatın ilk geldiği günden bugüne kadar bu çok belli. Bizim inandığımız Allah Celle Celaluhu böyle hatlar birbirine karışsın istemiyor. Sınırlar olsun. O sınırlarda herkes hareket etsin. Yani şekiller, ayarlar belli olsun istiyor. Kainatı da böyle yaratmış. Kainatta da sınırlar yok mu? Yasalar yok mu? Kanunlar yok mu? Hatlar yok mu? Aşılmayan şeyler yok mu? Var. Nasıl o kainat öyle? Adem oğlu da öyle olsun, Adem kızı da öyle olsun diye bizim Allah'ımız gayet tutarlı bir şekilde, yaratışıyla gayet tutarlı bir şekilde istiyor. Hayvan oğluna bile, hayvan kızına bile bir post vermiş, bir şey vermiş, ayıbını mayıbını örtüyor yani. Onunla bile olsun örtüyor. Gel insanoğluna örtmesin. Bunu savunmak aslında tutarsızlık. Elbette Cenab-ı Hak isteyecekti örtünmesini. Örtünmesini istemese kainattaki hayvanlar böyle örtmezdi. Diyebiliriz mesela, değil mi? Bu da bir argüman yani. Cenab-ı Hak tesettürü seviyor. Her şeyin meyvenin kabuğu var. Hayvanın kabuğu var, postu var, şusu var, busu var. Bakıyorsun, her maddenin üstü başka maddeyle kaplanıyor. Sütü kaynatıyorsun, üstü kaymak oluyor ya. Yani buradan bir şey gelmiyor mu aklımıza? Ya bizim Allah'ımız sanki bundan tabiri caizse hoşlanıyor demek gelmiyor mu içimizde? Hay bin Yaksan, İbn-i Tüfeil'in Hay bin Yaksan'ın okuyanlarınız vardır. İşte orada bir adada bir çocuk kendi tefekkürüyle, aklıyla Allah'ı buluyor. Tabii İbn-i Tüfeil bir felsefeci olduğu için bunun mümkün olduğunu düşünüyor. Hani vahye
gerek yok gibi bir şey var onun galiba. Tam bilmiyorum suizan olmasın ama öyle bir şey duymuştum, okumuştum. Biz diyoruz ki vahye ihtiyaç var, vahiysiz olmaz. Vahiysiz olmaz diyoruz biz. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın vahiy sayesinde ancak onun marifetine erişebiliyoruz. Her neyse. Orada Hay bin Yaksan mesela bakıyor etrafına, hayvanlara bakıyor, onların temizlenmesine falan filan. Diyor ki ya diyor bak, yıldızlar da temiz gözüküyor, denizler temiz, hayvanlar temizleniyor. Nerede bir kirlilik var hemen yok ediliyor sanki. Böcekler geliyor, bakteriler, şunlar bunlar, o bakteri demiyor da. Hani bir şekilde işte lehçil hayvanlar geliyor, leşleri temizliyor falan filan. Ya bunları diyor yaratan Allah temizlikten hoşlanıyor galiba diyor mesela. Oradan benim de temizlenmem lazım diyor. Kendince bir abdest buluyor, yapıyor falan. Nedir bu? İşte marifetullah ameline çiğ de verdi. Biz de Allah'ımızı doğru bilsek ya bu tesettür niye var demeyiz işte. Buradaki cümleye geri dönelim. Hayır mutlaktan hayır gelir. Allah'ın bütün hayırların sahibi olduğunu, bütün yaratışların sahibi olduğunu, mutlak güzellik sahibi olduğunu, zaten yoktan vara çıkarmanın bu mutlakiyetle mümkün olduğunu kavradınız mı? Ya böyle bir Allah hayırdan başkasını yaratmaz. İşte o Hazreti Hatice annemizin radıyallahu anha muhteşem tefekkürü, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ilk vahiy aldığı zaman biliyorsunuz çok heyecanlandı. Tam ne olduğunu da tabii ki de zor bir hadise. İlk kez başına geliyor. Tam anlayamadı belki, hani çok sarsıldı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Cin çarpmasından korktuğunu söyledi Hazreti Hatice annemize. Hazreti Hatice annemiz ne diyor orada? Sen diyor akrabana iyilik edersin, yetimi doyurursun, fakire yardım edersin. Böyle hani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şeylerini anlatıyor, iyi hasenelerini. Allah diyor böyle bir kuluna öyle yapmaz. Bu işte Hazreti Hatice annemizin sağlam itikadı, imanı. Daha cahiliye döneminde bile demek ki Cenab-ı Hakk'ın marifetine karşı onda bir açık kalp varmış, yürek varmış. Yani diyor ki Allah diyor böyle yapmaz, böyle bir insan öyle bir şey yapmaz diyor. İşte buraya gelelim, hayrı mutlaktan hayır gelir. Bizim Allah'ımız kötü bir şey yapmaz. Eğer biz de bu olgunluğa erişsek hayatımızdaki şeylere bu şekilde bakarız, deriz yani Allah kötü bir şey yapmaz. Mutlaka bu bir hayra çıkacak. Gün doğmadan neler doğar diyoruz, işte kahrın doğuş, lütfun doğuş diyoruz. Şiirlerimize sirayet etmiş, türkülerimize sirayet etmiş, dilimize sirayet etmiş, kalbimize sirayet etmiş. Neden sirayet etmiş? Bu işte Allah tasavvurundan sirayet etmiş. Hayrı mutlaktan hayır gelir. Allah'ımız güzelse buradaki çirkinlikler çirkinlik olarak kalmayacak. Bu bir yarımlık. Ben şu an yarısını görüyorum, bana çirkin geliyor ama bu tamamlanacak. Allah böyle etmez. Zalim zulmedip iç cezasını görmeden keyifle yatamaz. Mazlum da hakkını almadan o acısı içinde toprağın altına girmez. Girse de bunun bir şeyi vardır, ödeşme zamanı. İlla ki bu şekilde değildir, bu çirkinlik böyle kalmaz diye Cenab-ı Hakk'a tevekkülle, Allah tasavvurumuzdan aldığımız bir güçle, onun kemaliyle, onun olması gereken zaten odur. Yani Allah öyle olur zaten. Başkası Allah olamaz ki. Kusurlu, eksik, noksan, arızalı, zalim, haşa, öyle Allah olur mu? Ona Allah'lık yakışmaz yani. Hayrı mutlaktan hayır gelir. Cenab-ı Hak hayrı mutlak sahibi. Ondan ancak hayır gelir. Niye ahiretsizlik gibi bir şer ona yakışsın? Haşa. Cemil-i mutlaktan güzellik gelir. Cenab-ı Hak mutlak güzellik sahibi. Nereden biliyoruz? Güzellik var kainatta, her şeyde, her detayda. Bazılarında mesela daha göze hemen hitap eden bir güzellik, bazılarında ince tefekkürüne girdiğiniz zaman bir güzellik, fizikçinin algıladığı başka bir güzellik, matematikçinin algıladığı başka bir güzellik, kimyacının algıladığı başka bir güzellik. Yani her meslek erbabının kendisine göre algıladığı bir güzellik var. Bir tane muz, bir tane karpuz, bir tane elma. Baktıkça adam hepsi kendi hendesesiyle, kendi ölçüsüyle, kalıbıyla, pergeliyle, cetveliyle bakıyor. Muhteşem diyor, harika diyor.
çok güzel diyor. Bunu ona dedirten ne? Cenab-ı Hakk'ın güzelliği. Yani Cenab-ı Hak güzellik sahibi ve onun güzelliğinin, elbette biz burada kesinlikle teşbih, teczim gibi bir şey söylemiyoruz, yanlış anlaşılmasın. Bunlar Esma-ül Hüsna'nın gölgesinin 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 tecellileri yani. La teşbih ve la temsil. Mesela bir ressam çok güzel resimler çiziyor. Onun içinin güzelliğidir ki o güzel resimleri çizdirir. İçindeki o sanatın güzelliğidir ki dışına bu sanatla akseder. Ama içinin güzelliği o resimdeki güzellik midir? Hayır, içindeki güzellik metafizik bir güzelliktir. Kalbi bir güzelliktir. Duygusal bir güzelliktir. Akli bir güzelliktir. Ne bileyim işte bunlara bağlı maddeye bindiremediğimiz soyut güzelliklerdir. İçinin güzelliği. Ama biz onu soyut resimlerden okuruz. Ya bak bu adam ölçüden anlıyor. Bu adam renkten anlıyor. Bu adam bak ne kadar dikkat etmiş detaylara. Detaydan anlıyor. Bu adam ne diyelim şaşırtmayı biliyor falan filan. Resime bakarak ressam hakkında şeyler söyleriz. Ama haşa haşa ressam resimdir demeyiz yani. Bu yanlış bir şey olur yani. Akıl mantığı olan birisi için, ressamı gören, resmi gören birisi için ressam resimdir, ressamın içinde bu resimden vardır, ressam resim resme dönüşmüştür falan gibi şeyler söylemek batıldır. Daha bu açıdan düşündüğünüz zaman bile batıldır. Bir de orada yine o ressamın eşyasıyla girdiği fiziksel bir ilişki var. Bir boyut yakınlığı var. İnsan da üç boyutlu, resmi de iki boyutlu. Eğer heykelse mesela üç boyutlu. Üç boyutlu, üç boyutlu. Cenab-ı Hak ama biz bilemiyoruz ki onun varlığı nasıl bir şey. Zatına dair bilgimiz yok. Aşkınlığını biliyoruz sadece. Bizden nihayetsiz derecede büyük. Biz ondan nihayetsiz derecede küçüğüz. Şimdi ressam resmiyle az buçuk benziyor da yine yakıştıramıyoruz. Yahu Allah, o Allah yahu. Nasıl bunu ona yakıştırabiliriz yani? O fiziksel şeyi alıp Allah'a götürebiliriz veya Allah da bunun gibidir, şunun gibidir diyebiliriz. Haşa biz bunlardan Rabbimizi tenzih ediyoruz. O varlıkları gibi, yarattıkları gibi, mahlukatı gibi olmaktan münezzehtir. Yücedir. En yüce sıfatlar O'nundur. En güzel isimler O'nundur. En yüce misaller O'nundur. Ancak bu misallerle, bunlarla ufak pencereler açarız. Hani varlığını sezeriz, sınırlayamayız, öğreniriz sadece bir parça. O da O'nun lütfuyla. Evet, Cemil-i Mutlak'tan güzellik gelir. Kainattaki güzellik Cenab-ı Hakk'ın esmasının, sıfatının, şunatının, zatının güzelliğini bize haber veriyor. Hakim-i Mutlak'tan abes bir şey gelmez. Şimdi Hakim-i Mutlak her şeyi hikmetle yaratıyor. Ondan abes bir şey gelir mi? Gelmemesi lazım. Gelirse Hakim-i Mutlak değil demektir. Bir şeyde zıttından bulunuyorsa o onda sonsuz değil demektir. İşte hep örnek veriyorum, belki geçmiş derslerde de bu örneği andım. Üç tane bez düşünün. Birisi kuru, birisi suya azıcık bastırılmış, birisi çok bastırılmış, bir de suyun kendisi. Birincisi ne kadar ıslak? Hiç ıslak değil. İkincisi ne kadar ıslak? Biraz ıslak. Üçüncüsü ne kadar ıslak? Çok ıslak. Dönelim suya. Su ne kadar ıslak? Suya ne kadar ıslak sorusu sorulabilir mi? Sonsuz ıslak gibi bir şey. Çünkü ıslaklık ondan, yani onun kendisi. Onun bulaştığı şeye biz ıslak diyoruz. La teşbih ve la temsil. Yani Cenab-ı Hak da mutlak olarak bunların sahibi olduğu için, yani bizdekiler asıldan gelme. Bizde niye hikmet var? La teşbih ve la temsil. Yani burada yine önceki izahımın altını çizmek istiyorum. Bunlar cismani anlaşılmamalı. Onun hikmeti bize bulaştığı için la teşbih ve la temsil, yani o su gibi düşünmeyin onu, ama onun hikmeti bizde olduğu için biz hikmetliyiz. Bizde tecelli ettiği için biz hikmetliyiz. Bizim müstakil hikmetimiz yok. Bizdeki hikmet arizi. Bir şeyin arizi olduğu nasıl anlaşılır? Onda acize düşmesinde. Güneş var, karşısında ayna var. Şimdi güneş hep güneş. Ama aynayı gölge bir yere koyarsanız güneş yok. Bak
acize düştü. Ne anladık biz bundan? Ondaki güneş arziymiş, kendi malı değilmiş. Arizi olmasaydı gölgede de aynı güneş gibi parlardı. Gelelim şeye, bezlere. Şimdi o bezin ıslaklığı arizi olmasa o bez hep ıslak olur. Hem de ıslaklıkta acize düşmez. Güneşte tutun yine ıslak olur. Sıkın, suyu istediği kadar akıtın yine ıslak olur, ıpıslak olur. Biz öyle miyiz? Hayır, biz açlığa düşüyoruz, fakirliğe düşüyoruz, cahilliğe düşüyoruz. Ne bilelim, mesela ferasetimizi kaybediyoruz. Boyumuz uzun oluyor, kısa oluyor, şu oluyor, bu. Yani mutlaka aczin, yoksunluğun binbir şekliyle sınırlarımız sayesinde tanışıyoruz. Diyoruz ki bizde şu yok, var, şuraya kadar, şuradan sonra yok. Veya vardı, alındı diyoruz. Bu şekilde yoklukla tanışıyoruz, yokluğu öğreniyoruz. Ne oluyor? Aa, biz ariziymişiz. Bunlar bize bir yerden gelmiş. İşte o gölgeye çekilen ayna gibi. Aa, bak gölgeye çekildim, benden sağlık gitti. Işık, demek ki ışık benim malım değilmiş. Sağlık benim malım değilmiş. Zeka benim malım değilmiş. Hafıza benim malım değilmiş. Allah göstermesin. Yani mesela Alzheimer diye bir hastalık var. Adam çoluğunun çocuğunun ismini unutuyor. Karısının ismini unutuyor. Babasının ismini unutuyor. Niye? Allah diyor ki, la, yani şöyle diyelim. Öğretiyor ki Cenab-ı Hak, bak alırım, alabiliyorum. Bu sizde asıl değil. Kalmıyor. Buradan bir uyanış yaşayın. Demek ki bu sizin malınız değildi, sizde emanetti. Emanet geri alınabiliyor. Hayat içindeki yaşadığımız bütün yoksunluklarda, ayrılıklarda, firaklarda, acılarda bunun bir hissesi var. Böyle böyle öğreniyoruz yani bizim sadece bir mahluk olduğumuzu. Eğer biz hiç acize düşmeseydik, çıldırırdık. Ne diyelim, kendiliğimiz konusunda şaşırırdık. Şeytan gibi abartırdık kendimizi, sapıtırdık yani. İşte diyorlar Firavun niye Hazreti Musa Aleyhisselam'a iman etmedi? Hiç hasta olmamış diyorlar ömründe. Çok sağlam bir fiziği varmış falan. E bak, aczini hiç görmemiş, tatmamış. Ne yapıyor? Şaşırıyor kendini. Dikkat edin, zaten dalalet önderleri genelde şeylerden çıkar. Zenginlerden, güçlülerden, aczini hissetmemişlerden. Aksine iman edenler de o aczini bilenlerden çıkar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ilk kimler iman etmişti? Köleler, fakirler, böyle daha derinlerinde aczini bilenler, mesela Hazreti Ebubekir radıyallahu anh gibi o kemali içinde hissedenler zenginliğine rağmen, bunlar iman etmişti. Ama o diğer, o Ebu Cehiller, Velid bin Mughireler, hatta işte Medine münafıkları falan, bunlar hissetmiyorlar ki. O aczi hissetmedikleri için de Allah arama ihtiyacı onlarda oluşmuyor. Neyse, işte bu arizi şey bahsinden buraya geldik. Bizim hikmet dediğimiz şey aslında Allah'ın bağışlarından okuyabildiğimiz kadarı. E şimdi hal böyleyken Allah abes yarattı. Ya yaratabilir mi Allah abes? Yani bu ona nakısı anlamına gelir. Bu onun üzerine ne diyelim, bir suçlama malzemesi olur. Cenab-ı Hak niye sevmediği kafirlere böyle bir malzeme versin? Kafirlere abes bir şey yaratsa Cenab-ı Hak haşa, kafirler diyecek ki bak bu da abes. Senin hakkında konuştuğun niye abes olmasın diyebilirler. Cenab-ı Hak onlara o malzemeyi niye versin? Zaten vermez. Çünkü onun şanının gereği odur. Yani hakim mutlak hikmetle yaratır. Niye abes yaratsın? Hayır mutlaktan hayır gelir. Cemili mutlaktan güzellik gelir. Hakimi mutlaktan abes bir şey gelmez. Evet, her kim fikren tarihe binip mazi cihetine gitse, mazi cihetine gitse, yani geçmişe gitse, şu zamanı hazırda, şu zamanda gördüğümüz menzili dünya, meydanı iptila, neymiş meydanı iptila? Hemen bakıyorum.
meydanı iptila, imtihan meydanı demekmiş. Meydanı iptila, imtihan meydanı demekmiş. İptila alışkanlık diyebiliyorum ben ama belki burada farklı bir anlamda kullanılmış. Meşheri eşya, yani şeyler sergisi. Alem bize varlık sergisi olarak gözümüzün önünde. Gibi seneler adedince vefat etmiş menziller, meydanlar, meşherler, sergiler, alemler görecek. Suretçe, keyfiyetçe birbirinden ayrı oldukları halde intizamca, acayipçe, saniyin kudret ve hikmetini göstermekçe birbirine benzer. Şimdi Üstad Hazretleri bunu niye söyledi? Yukarıdaki ifadenin üstüne. Bir, şunu söylediği gibi anlayabiliriz. Yani Cenab-ı Hak eğer bu işte mutlaklıklarında haşa sümme haşa kusur olsa, mutlak olmasa, o sonsuzlukta sınır olsa bu kadar tekrar edemez. Bak, her kim fikren tarihe binip mazi cihetine gitse, şu zamanı hazırda gördüğümüz menzili dünya, meydanı iptila, meşheri eşya gibi seneler adedince vefat etmiş menziller, meydanlar, meşherler, alemler görecek. Ayete de bağlanalım buradan. Ayette bize ne örnek veriliyor Rum suresinin 50. ayetinde? Bahar. Bahar nedir? Her sene olan bir şey. Peki Cenab-ı Hak neden her sene tekrar baharı yaratıyor? İşte belki aynı ders orada da var. Cenab-ı Hak kudretinin yüceliğini, büyüklüğünü gösteriyor. Neyle? Tekrarla. Söz, yani işte temsil, la teşbih ve la temsil ama hakikati anlamamız için adamın ne kadar güçlü olduğunu anlamaya çalışıyorsunuz. 100 kiloyu kaldırıyor, bırakıyor. Bir daha kaldırıyor, bırakıyor. Bir daha kaldırıyor, bırakıyor. Bir daha kaldırıyor, bırakıyor. Şimdi o adet arttıkça sizin onun gücüne karşı okuyuşunuz da değişiyor. Mesela adam aldı diyelim, elinde 100 kilo var, öyle bir ağırlık yok da en fazla işte 15 kilo mu var? Dumbbell, o dumbbell'ı aldı mesela. Sizin yerden bile kaldıramadığınız dumbbell'ı adam aldı eline böyle. Tak 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 tak. O tekrardan siz ne çıkarırsınız? Ya bu nasıl kudreti var bunun? Yani bu bununla sabaha kadar oynayacak gibi, yani o kadar kudretli. Ve hiç diyelim ona ara vermiyor. Varlığı devam ettikçe hep yapabiliyor. Dersiniz bu muhteşem bir kudret dersiniz, kuvvet dersiniz yani. Ben yerden bir kere bile kaldıramıyorum. Bak o nasıl yapıyor. O tekrarla bize ne gösteriyor? Yani ben o kadar güçlüyüm ki bunda acze düşmüyorum. Tekrar tekrar yapabiliyorum. Yine aynı şeye geldik işte, o mutlaklık sırrı. Cenab-ı Hak kainattaki bu tekrar tekrar yaratışlarıyla bize yaratmasındaki sonsuzluğu da öğretiyor. Bak, çocukluğumuzdan bugüne düşünelim. Kaç defa hasta olduk, kaç defa şifa bulduk? Sayamamışızdır. O küçücük ağrılardan, sızılardan, yaralardan tut büyük hastalıklara kadar. Belki her gün onun şeyini hissediyoruz. Hissetmediğimiz de çok şey var. Öyle diyorlar mesela, ak yuvarlar şu an her an vücutta bir savaş halinde. Virüsleri temizliyorlar, bakterileri temizliyorlar, kanser olabilecek hücreleri temizliyorlar. Vücut sürekli zaten Şafii ismiyle hayatta, sıhhatte durabiliyor. Yani Şafii isminin tecellisi üstümüzden kesiliyor değil, ara sıra geliyor değil. Hep zaten üzerimizde olduğu için biz devam ediyoruz. Kayyum ismini bir de şifa üzerinden anlıyoruz. Zaten Kayyum ismiyle bizim devamımız sağlanıyor. Cenab-ı Hak Kayyum ismini bir çekse biz yokluğa gideriz. Tecellisini bir çekse biz yokluğa gideriz. Ama onun bir tayfı da, bir rengi de şifa olarak bizim hayatımızda, canlıların hayatında görünüyor. O, sürekli hayatta tutuluyoruz. Her an hayatta tutuluyoruz. Her an dengeler gözetiliyor. O dengeden meydana gelecek sapmalardan hıfz ediliyoruz. Bak hıfz, Şafii isminin bir tarafı Kayyum ismine baktı. Bir tarafı da gitti hıfza baktı. Hafiz ismine baktı bak. Hani Esma-ül Hüsna arasındaki ilişkilere de bunu böyle bir hatırlatarak söylemiş olalım. Cenab-ı Hakk'ın esması hep birbirine bakar. Buraya nereden geldik? Şimdi
o Şafii ismi hep tecelli ediyor. Gidiyor geliyor, gidiyor geliyor. O gitme gelmeden biz anlıyoruz ki Cenab-ı Hak o kadar büyük bir şifa verici ki hiç acize düşmüyor. Ya buna da şifa veremedi, şuna da şu an yapamadı. Hikmeti gereği vermez, vefatın ona yazmıştır, o ayrı. Ama veriyor, sürekli şifa veriyor, sürekli bağışta bulunuyor, sürekli iyileştiriyor, sürekli koruyor. Hani o musibete uğramış insanları gördüğümüz zaman etmemiz gereken bir dua var. Galiba meal şöyle bir şeydi. Ya Rabbi, onu imtihan ettiğin şeyden beni azat ettiğin için sana hamdolsun gibi böyle bir içeriği vardı yanlış hatırlamıyorsam. Bak, bakıyoruz hasta birisine. Biz ondan azatlıyız. Aynı imtihan bizde yok mesela. Adam Allah göstermesin, kimseye vermesin, onun da şifa versin. Felç olmuş, kıpırdatamıyor bir yerini. Onu gördüğümüz zaman diyoruz ki ya Rabbi, ona verdiğin musibetten bizi azat ettiğin için sana hamdolsun. E şimdi demek ki sen ona karşı şifa ile korunmuşsun. Sende o isme, yani o olayın şifası sende var ki sen, o yok sende. Bak, Cenab-ı Hak verebiliyor, yaratabiliyor, kudretini gösteriyor. Bu türlü de gösteriyor. İşte tekrarlar, bu şeyler. Evet, her kim fikren tarihe binip mazi cihetine gitse, bu geçmiş bilinci, şu zamanı hazırda gördüğümüz menzili dünya, meydanı iptila, meşheri eşya gibi seneler adedince vefat etmiş menziller, yerler, konaklar, meydanlar, meşherler, alemler görecek. Gittiler, geldiler, gittiler, geldiler, gittiler, geldiler, gittiler, geldiler. Sen ne ima ediyorsun yani? Cenab-ı Hak çürümüş kemikleri kim diriltecek? Ya neler neler gidip geliyor sürekli. Çürümüş kemik ne ki ya? Suretçe, keyfiyetçe birbirinden ayrı oldukları halde intizamca, acayipçe saniyin kudret ve hikmetini göstermekçe birbirine benzer. Evet, elhak öyledir. Hem görecek ki o sebatsız menzillerde, o devamsız meydanlarda, o bekasız meşherlerde o kadar bahir bir hikmetin intizamatı. Bahir neydi? Daha önce bir kere daha okumuştuk, sözlere de bakmıştık. Apaçık, ortada, şeffaf gibi manaları vardı. Bahir bir hikmetin intizamatı, yani apaçık, ortada bir hikmetin intizamatı, düzeni, o derece zahir bir inayetin işaratı, o mertebe kahir bir adaletin emaratı, o derece vasi bir merhametin semeratını görecek. Basiretsiz olmamak şartıyla yakinen bilecek ki, o hikmetten daha ekmel bir hikmet olamaz. Ve o asarı görünen inayetten daha ecmel bir inayet kabil değil. Ve o emaratı görünen adaletten daha ecel bir adalet yoktur. Ve o semaratı görünen merhametten daha eşmel bir merhamet tasavvur edilemez. Edilmez. Tekrar dönelim. Yine ne gördük burada? Hem görecek ki o sebatsız menzillerde, o devamsız meydanlarda, o bekasız meşherlerde, bak, meşherin kendisi, meydanın kendisi, menzilin kendisi arızalı. Arızalı derken haşa, Cenab-ı Hakk'ın yarattığına arıza atfetmiyoruz. Amaçlı bir şekilde fani. Ama biz bekayı düşlediğimiz için, hep onu aradığımız için, hep onu özlediğimiz için, ah sonsuzluk, ah sonsuzluk dediğimiz için cennete ayağımızı basmışlığımız var çünkü. Cenneti gördük geldik. Adem aleyhisselam, Havva annemiz, onlar gördüler. Bizde de o aşinalığın izleri var. Şimdi o izler bizde olduğu için burasının faniliği bize acayip. Arızaymış gibi geliyor. Bu böyle olmamalıymış gibi geliyor. Yakışmıyoruz biz buraya. Burası da bize yakışmıyormuş gibi geliyor. Geliyor, geliyor, geliyor. Ama o bekasız meşherlerde o kadar bahir bir hikmetin intizamatı. Daha önce konuştuğumuz şey. Şimdi meşher devamsız. Öbürü şöyle, bu da böyle ama içinde apaçık bir hikmetin düzeni var. Ya fani ama düzenli, çok düzenli. Ama fani. Bütünü amaçsız gibi görünürken, seküler bir bakışla, tek dünyalı bir bakışla, deccali bir bakışla, tek gözü kör bir bakışla baktığınız zaman diyorsunuz ki ya içerisi amaç kaynıyor
Ama bütün hiçe giderse amaçsız. Böyle bir şey olabilir mi ya? Bütünü amaçsız ama bütün parçaları içi amaç kaynıyor. Hikmet kaynıyor. Gaye kaynıyor. Bilmem kasıt kaynıyor. İlim kaynıyor. İrade kaynıyor. Yerli yerindelik kaynıyor. Adalet kaynıyor. Siz doldurun bunun içini. Bak bütün eğer haşrı bilmezsek, iman etmezsek, devamlılığını, sonsuzluğunu düşünmezsek bütün ile parçalar arasında uyumsuzluk var. Biçim ile içerik arasında bir uyumsuzluk varmış gibi geliyor insanoğluna. Yaşarken yaşamımız hikmetsiz gibi gelmiyor. Kime hikmetsiz geliyor kendi hayatı? İşte aktivist oluyor, adam ateist. Ona göre bütün alem hiç için var ve hiçliğe gidecek. Ama aktivist ne yapıyor? İşte şurayı karıştırıyor, buraya savaşıyor, orayla uğraşıyor. Bakıyorsunuz hakikaten gayretli. Afrika'daki çocukları kurtarmaya çalışıyor. İşte gidiyor Filistin'deki mücadeleye destek veriyor. Basıyor gidiyor bilmem Çin'de neyle uğraşıyor. Diyorsun ki adama ya kardeşim senin inandığın alem hiçe gidecek. Sen bu çocuğu kurtarsan da kurtarmasan da sonu hiç olacak. Neden sen bu kadar uğraşıyorsun? Adam diyor ki bununla tatmin oluyorum. Bu tatmin nereden geliyor? İçeriğin hikmetli olduğunu görüyor, hissediyor, biliyor, seziyor. Dünyayı kurtaran doktorlar mıydı? Neydi o doktorların kuruluşu? Dünya, ismi aklıma gelmedi. Neyse adam, o mesela Doğu Avrupa ülkelerinden veya işte İsveç, Finlandiya falan oralardan gelenler de var mesela o doktorların içinde. Adam ateist ama çok zengin, malı mülkü de yerinde. Bir an hayat onu tatmin etmez geliyor o başarı içinde. Ya diyor ben gideyim, dünya doktorlar bilmem ne katılayım ona, gideyim garibe gurebaya yardım edeyim. O parçanın hikmeti içini tatmin ediyor. Ama büyüktekine hala şey yapmıyor, iman etmiyor. Allah işte onlara da o yaptıkları iyi işler hürmetine hidayet nasip etsin, kurtarsın. Ama bu çelişkiyi görmeleri lazım yani. Sen bütünün hiçliğine iman ediyorsun ama içeride amaçlar peşindesin. Ne mantıkla? Yani hadi batıl dini olanı anlıyoruz. Diyoruz ki adam batıl din sahibi de yine kendince bir ahiret inancı var. Ha Müslümanlarınki gibi değil, tam teşekkülü değil ama şöyle böyle bir ahiret inancı var, ondan dolayı yapıyor. Ya sen ona inanmıyorsun da. Senin derdin ne bu kadar iyilik yapıyorsun? Ya insaniyete yakışır davranış falan. Geç bunları. İnsaniyetin de senin gözünde patateslikten farkı yok ki. Patates, evrim ağacının bir ucu, sen de üstteki dalın ucusun yani. Patates, karpuz, maymun, eşek bilmem ne hepimiz böyle dizilmişiz sana göre. Seni ondan ayıran ne ki böyle işlere giriyorsun? Yani bu sorularla yüzleşse zaten o parça bütün mevzusunda açılacak gözleri ama inşallah Cenab-ı Hak hidayet nasip eylesin. Bizdeki de hidayetini arttırsın inşallah diyelim. Bizi hidayetinde tutsun. Tıpkı Şafii ismi nasıl çekilirse dedik ya vücut yıkılır. Çünkü her an şifa gerekiyor. Bize her an yıkımlar oluyor, onarılması gerekiyor. Onun gibi de her an hidayet gerekiyor bize. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam demiş ki La ilahe illallah kelimesini çokça tekrar edin çünkü kalbinizdeki iman eskir. Eskir mi eskir? Çünkü her gün şüpheler, dalaletler, şunlar bunlar muhatap oluyoruz günahlar. Mananın tekrarıyla ancak onlara karşı koyacak gücü kazanıyoruz. Tekrar bir bataryayı şarj ediyoruz. Hidayetin de üzerimizden kesilmemesi lazım. Bizim de elfaz-ı mübareke ile o hidayeti kendimize çağırmamız lazım. Niye cevşen okuyoruz? Niye Kur'an okuyoruz? Neden zikrullahla meşgulüz? Neden işte ehli tarik arkadaşların hatmesi var, zikrullahı var, şusu var, busu var. Bizim namazlarda, normal ibadetlerde yaptığımızın haricinde. Zikrullah hidayeti çağırmaktır. Sen şifa istediğinde ilaç kullanıyorsun değil mi? Ne demek o? Ya Rabbi Şafi ismini çağırıyorum demektir ilaç kullanmak. Duadır, fiili duadır. Zikrullah da bir duadır. Ne için? Allah'ım hidayetini benim üzerimden eksik etme, feyzini benden eksiltme. Ben de hep o gözetişi, o rakibiyeti, er-rakib isminle üzerimde bulundur manasını söylemektir zikrullah. Allah'ı çağırdığımız zaman hidayetinde çağırmış oluruz. Evet, tıpkı şey gibi. Hani kerim bir adama, cömert bir adama, sen cömertsin, sen cömertsin demek cömertliğini kendi üzerine çağırmaktır. Öyle dediğin zaman sana cömertlik eder.
Mesela şair gidiyor, eskiden varmış ya, padişahın huzurunda onun böyle cömertliğini öven bir şiir okuyor. E şimdi onu okudun mu padişah durur mu? Bir altın atıyor ona, bir kese altın. Niye? Çünkü onun şanı onu gerektiriyor. O söyledi, andı cömertliğini, tecellisini çağırmış oldu. La teşbih ve la temsil. Bir de Cenab-ı Hakk'ın isimlerini, mesela Cevşen'deki o 1001 ismini dua ettiğimiz zaman, zikrettiğimiz zaman, Cevşen'de biliyorsunuz Esma-i Zikri var. Yani bir şey istemiyoruz zahirde. Yani ahirdeki duası haricinde. Sadece isimlerini söylüyoruz. Ama zaten o isimlerin zikrinde yardım çağrısı var. Ey cesur kişi dediğin zaman adamı yardıma çağırmış alıyorsun mesela. Onun gibi de Cenab-ı Hakk'ı esması, sıfatı, şuunatıyla andığımız zaman zaten üzerimize tecellilerini çağırmış oluyoruz. Esma zikrinde dua vardır, içinde mündemiştir arkadaşlar. Bunu da böyle bir zikretmiş olalım, hatırlamış olalım. Zaten biliyorsunuz da işte çenem düştü, tekrar ettim. Evet, tekrar buraya dönelim. O derece kahir bir inayetin, pardon, o derece zahir bir inayetin işaratı. İnayetin işaretleri, yardım ediliyor, gözetiliyor, kollanıyor, tamamlanıyor. Kainatta bunun çok işaretlerini görüyoruz. Ya en sonunda, bak hani yine bir temsille anlamaya çalışalım. Ya bir dağın yamacına çıkıyorsunuz iki kişi. Siz düşecek gibi oluyorsunuz, yardım ediliyor. Ayağınız kayıyor, arkadan itiliyorsunuz. Şu bu tepeye çıkana kadar size bin çeşit, bin bir çeşit yardım ediliyor. Cevşen'le de bağlayalım. Bin bir çeşit size yardım ediliyor. Ama en tepeye çıktığınızda da adam size tekmeyi basıyor, aşağı atıyor. Ya bu mantıklı mı? Niye yardım ettin o zaman? Zaten ben arada bir yerde düşecektim, ölecektim yani. Niye oralarda kurtardın da en sonunda beni tekmeyi bastın, aşağı attın dersiniz adama? Yani tutarsız gelir. La teşbih ve la temsil. Cenab-ı Hak süreç boyunca bizi kolluyor, gözetiyor, yardım ediyor, hayatta tutuyor en başta mesela, imanda tutuyor mesela, aklımızı başımızda tutuyor, duygumuzu kalbimizde tutuyor, ailemizi evimizde tutuyor. Ya ne bileyim, yani koruyor her şeyi. E ne için? E sonunda hepsini içe atmak için. Ya olmadı bu tutarsızlık. Bir ilah. Her şeyde sonsuz olsun da, her kemalde sonsuz olsun da, bir de böyle bir tutarsızlık yapsın. Olabilir mi böyle bir şey? Yani buna uyanmak. Üstad Hazretleri bu şeyleri bize o yüzden zikrediyor. Vaktimiz de doluyormuş. Toparlayayım. Zahir bir inayetin işaratı, o mertebe kahir bir adaletin emaratı. Kahir ne demek? Kahreden, mahveden. Ha, burada mı kahir üstün demekmiş. Sözümü geri alıyorum. Bak yine bir kelimeyi size yanlış öğretecektim. Sizi söz basımın sözlüğü kurtardı. Söz basım külliyatın sayfa altı sözlüğü sizi kurtardı. Böylece bu kelimeyi yanlış öğrenmediniz arkadaşlar. Kahir üstün demekmiş. Bu derece kahir bir adalet de üstün bir adaletin emaratı. İşte o maddedeki, atom altı düzeydeki ölçüler, simetriler. Ha bak işte o kitap benden uzakta kaldı, size okurdum içinden. Michio Kaku muydu adamın ismi? Japon bir fizikçi. Onun Einstein'den Ötesi diye bir kitabı var. Bugünlerde onu okuyorum. Sonuna da yaklaştım. Diyor ki hani fiziksel olan her şeyde bir simetri arıyoruz diyor. Sanki şartmış gibi geliyor. Hatta diyor şart, yani fizikçiler için diyor fiziksel bir şeyin simetri sahibi olması, bir kuramın, bir kanunun, bir formülün simetri sahibi olması şarttır diyor. Orada kitapta aynen bu ifade geçiyor. Uzağımda olmasaydı alır okurdum. Şimdi kalksam düzenek bozulacak. O yüzden yapmıyorum. Şimdi peki simetri ne? Ölçü. Kefenin bir tarafı öyle, bir tarafı da böyle. Eşit veya uyumlu bir şekilde. O 3 derece yukarıda, bu da 3 derece aşağıda. Yine bir simetri. Küçük farklar da olsa gözetilmiş bir ahenk. Bu da simetri. Kainatın her yerinde bu simetri var. Formüllerde, işte şekillerde, insanda, mesela insanın ayak tabanlarının genişliği ile boyunun uzunluğunun bir oranı var. Erkeklerde
7'de 1 miydi, 8'de 1 miydi? Ya da erkeklerde 6'da 1, kadınlarda 8'de 1 miydi? İşte burnun, bilmem şu yüzün her bir parçasının diğerine göre bir oranı var. Şununla şunun toplamı şunun mesafesi, bununla bunun toplamı şunun mesafesini veriyor falan. Altın oran falan da diyorlar, belki onunla ilgili belgesellere denk gelmişsinizdir. Cenab-ı Hak bütün hepsini bir ölçüyle yaratmış. Adalet. Bak bir gözün böyle, bir gözün böyle. Ufak farklar var ama şeye baktığınız zaman adalet. Bak eğer bir tanesi şu kadar, bir tanesi bu kadar olsaydı böyle diyecektiniz. Bu ne ya? Hani diyeceksiniz değil mi? Mortal Kombat yaratıkları gibi. O şeylerdeki, bilim kurgu filmlerindeki canavarlar gibi bir şey olacaktı. Ama değil. Adalet. Güzelliğin arkası hemen adalet sanki. Evet. Bu da kainatla dolu bir şekilde, kainat adaletle, zaten varlığın devam etmesi buna bağlı. Ama geliyoruz nihayette her şey hiçe. Bu nasıl adalet? Bizim kalbimize sonsuzluk arzusu konmuş ama sonumuz hiçlik. Bu nasıl adalet? Olur mu? Olmaz. Cenab-ı Hakk'ı bundan da tenzih ederiz, güzel Allah'ımızı. Evet. Kahir bir adaletin emaratı o derece vasi bir merhametin semeratını görecek. Böyle merhametin genişliğini görüyorsunuz. Annelerin şefkatinden tutun. Daha nice nice şeylere. Yani annelerin şefkati işin belki en böyle parlak tezahürü. Ama mesela işte suların yukarıdan donması. Niye? Su donduğu zaman hacmi genişliyor, yukarıya çıkıyor. Göller yukarıdan donuyor. Bu gölün altındaki hayata merhamet. Alttan donsa bütün canlılar ölecek. Ama üstten donuyor. O üstte bir yalıtım malzemesi oluyor. Alttakiler hayatta kalıyor. Bu da merhamet. Gören için. Veya işte bir göl var. Gölün kuruması yaklaşmış. İyice küçülmüş. Timsahlar da uzağa gidemiyorlar mesela. Karsudan uzaklaşamıyorlar veya gölden. Cenab-ı Hak bir tek su yeri orayı yarattığı için, timsahların yaşadığı yeri, oradan şeyler geliyor. Mecburlar, su içecekler. Bir taraftan bakıyorsun sanki geyiklere şey gözüküyor, kadrediliyormuş gibi. Ama timsahlara merhamet. Çünkü onlar koşamazlar geyiklerin peşinde. Onlar geliyorlar. Cenab-ı Hak böyle bir dengeyle yaratmış hülasa. İşte bu kadar merhamet etsin, merhamet merhamet içinde sarılı. Ama en sonunda hiçliğe atsın. Bu nasıl merhamet deriz yani. İşte bak uyumsuzluk. Vasi bir merhametin semeratını, meyvelerini görecek. Basiretsiz olmamak şartıyla basar göz, basiret perde arkasını görmek. Burada nasıl verilmiş bakalım. Ferasetsiz görüşü ve sezişi yetersiz. Yani gördüğün basarla ilgilidir. Onun arkasını görmek, okumak basiretle ilgilidir. Bir adamı görürsün, tipi falan düzgün, İyi adam falan, ticaret yapacaksın, arkadaşın geliyor. Ya diyor, bu adamda bir dolandırıcı havası var. Ben diyor huylandım bu adamdan. Hali mali hoşuma gitmedi. Doğru çıkıyorsa dediği, bak o adamınki basiret, feraset. O görüneni aşmış, arkasına bir okuma yapmış yani. Basiretsiz olmamak şartıyla yakinen bilecek ki o hikmetten daha ekmel bir hikmet olamaz. O asarı görünen inayetten daha ecmel bir inayet kabil değil. O emaratı işaretleri görünen adaletten daha ecel, daha çabuk bir adalet yoktur. Ve o semeratı görünen merhametten daha eşmel, daha şamil, daha şumullu, kapsamlı bir merhamet tasavvur edilemez diyoruz. Ve burada duruyoruz çünkü vaktimizin sonuna geldik. Bir paragrafçık daha var. Bu paragrafa da irtibatlı. Ancak onu bir dahaki derse tefekkür edelim artık. Sizi de fazla yormayalım. Zaten bir saat iyi zaman yani. Bu kadar sabrettiyseniz maşallah size. Ben bile kendimi bir saat dinlemem herhalde çünkü. Pekala. Şöyle bir toparlayalım. İki paragraf hakkında bir konuşalım. Arkadaşlar, kainatta nerede bir uyumsuzluk görürsek, bak uyum ve uyumsuzluk. Uyumu da yakaladığımız yerler var. Uyumsuz sandığımız, bize öyle gelen, bizim kısıtlılığımızdan, bütünü göremememizden
üzerimizdeki tesirinden dolayı aşamadığımız, işte basardan basirete çıkamadığımız yerler de var. Bu da bu noktada bak, mümin insan uyumsuzluğu tevil eder. Kafir, ateist, bilmem şu bu, uyumu tevil ediyor. Ne demek istiyorum? Biz başımıza bir musibet gelse diyoruz ki bunun arkasında yine bir rahmet, bir hikmet tecellisi vardır. Bu böyle sadece bu kadar değildir. Cenab-ı Hakk'ın hayrından, bak işte hayrı mutlaktan hayır gelir, cemili mutlaktan güzellik gelir, hakim mutlaktan abes bir şey gelmez diyoruz. Biz uyumsuzluğu uyuma göre tevil ediyoruz. Ama karamsar insan, işte en başta karamsar insan, o ilk zaten tezahürü. Cenab-ı Hak diyor ya rahmetimden ümidinizi kesmeyin diye. Karamsarlığa başlayan insan ne yapıyor? Uyumu kötüye yoruyor. İyi bir şey oluyor ya diyor, ha bu da bak bunun arkasından şey çıkar. Ya diyorsun işte yağmur yağıyor. Ya bak gör bu yağmurda bilmem başımıza ne getirecek. Adamın şeyi öyle, kodları. Bu adam da uyumu uyumsuzluğa yoruyor hep. Bizim aslında uyumu aramamız lazım. Çünkü hakim olan şey uyum. Uyumsuzluk hakim olsaydı varlık kaosa giderdi, biz varlıkta duramazdık. Varlıkta duruyorsak hakim olan öğe uyumdur. Uyumsuzluk gibi görünen şeyler uyuma göre tevil edilecektir. Eğer uyumsuzluk hakim olsaydı varlık kaotik olurdu. Zaten böyle bir mevzu da olmazdı. Biz de var olmazdık yani. Diyelim, bunun da altını çizmiş olarak bu iki paragrafa dair tefekkürlerimizi bitirelim. İnşallah Cenab-ı Hak afiyet, sağlık, fırsat, imkan, güç, kudret, feraset, basiret lütfederse, bağışlarsa inşallah bu sözlerimizi okumaya devam edeceğiz. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana inneke entel alimul hakim ve ahru da'vahmenil hamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.